Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz arkadaşlar. Yeni gelen abonelere de hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim bana abone olduğunuz için, bana destek olduğunuz için. Evet, değerli seyirciler, arkadaşlar, bugün günlerden Perşembe, ayın 15'i, Eylül ayındayız. Arkadaşlar, tabii ki İsviçre'de iş peşindeyiz. Şu anda saat 7'yi 6 geçiyor. Ben Schaffhausen'e bir müşteriye gidiyorum. Ve biraz sonra da bir iş arkadaşım gelecek. İşe yeni başladı. Ona da işi öğretiyorum. Arkadaşlar, biraz sonra Schaffhausen'in içine gireceğiz. Kapatmayın. Güzel bir şehir. Yorumlarda geldi, abi Schaffhausen'e çeker misin diye. Çoktan beri Schaffhausen'e gelmemiştim. Kendi kendime dedim, bu fırsat bu fırsattır. Onun için orada durabilecek yerde biraz evvel gördüğünüz hareket ettik. Orada durdum, kamerayı açtım. Ve Schaffhausen'e bakın, 16 kilometre kaldı. Yani biraz sonra oradayız. Şimdi burası ne otoban ne hızlı yol, orta bir şey. Bazı yer 80 serbest, bazı yer 100 serbest. Öyle bir yolda gidiyoruz. Bunu senelerden beri doğru dürüst otoban yapmadılar, yapamadılar, yapmadılar. Herhalde karşı çıkıyor insanlar. İsviçre kanunlarında arkadaşlar öyle istediği gibi her yere yol yapamıyorlar. İnsanlar bunu seçimlerde karar veriyor. İstiyoruz mu, istemiyoruz mu? Tabii ki çoğu hayır dedi mi otoban bile yapamıyorlar, görüyorsunuz. Biraz sonra iki şerit gidiş olacak, iki şerit geliş olacak. Ama o da yani bir kaç kilometre, ondan sonra gene bitiyor. İsviçre üzerinde bu bilgileri size vermek istedim bu sabahın köründe. Tabii İsviçre üzerinde daha anlatılacak çok şeyler var. Bu yaz nasıl geçti arkadaşlar? Bayağı kuraklı geçti, fazla yağmur yağmadı. Önümüzdeki hafta, bugün öğlenden sonra yağmur gösteriyor. Onun için arkadaşlar kendi kendime dedim ki bu fırsat bu fırsattır. Şimdi çek, öğlenden sonra zaten çekemeyeceksin. Yağmur yağacak. Yağmurlu havada çekim olmuyor maalesef. Güzel olmuyor. Ve görüyorsunuz hava bulutlu. Ama tabii yapılacak bir şey yok. Yağmura da ihtiyaç var. Ve önümüzdeki bir hafta 10 gün yağmurlu gösteriyor arkadaşlar. Ben kendi planlarımı da size bu arada anlatayım. Cumartesi günü kısmet olursa uçak ile Antalya'ya gideceğiz. Ben ve hanım, ve orada bir hafta tatil yapacağız. Ona göre otelden yer ayıttırdım bir haftalığına. Bir hafta tatil yapalım, biraz dinlenelim. Ondan sonra full çalışacağız arkadaşlar. Gelecek izin ne zaman onu Allah biliyor. Ben bilmiyorum. Daha planlar yapılmadı yani. Gelecek seneye olabilir. Bu sene sonunda olabilir. Ama öyle otele motele pek rezervasyon, yani yer ayıttıracak gibi gözükmüyor durum. Onun için full çalışacağız. Bir hafta biraz dinlenelim. İsviçre'de her gün saat 5'te kalkıyoruz. Tabii ki pazar hariç. Cumartesi de içinde her gün saat 5'te kalkıyoruz. Cumartesi bazen 5.30 oluyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Tabii bu videoda şimdi çok çalışıyorum diye reklam etmek de istemiyorum. Ama buranın hayatı gerçekten öyle. Adamlar pazar günü toplanıyor. Yemek yemeye gidiyorlar. Ne konuşuyorlar arkadaşlar? İş konuşuyorlar. Yani gerçekten İsviçreliler biraz da kafayı yemiş midir nedir? İş, 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 başka bir dertleri yok yani. Devamlı iş güç. Evet. Daha ne söylenecek var arkadaşlar? Görüyorsunuz yollar tertemiz, hava temiz, fazla toz yok. Yağmur yağdı. İsviçre'de çok yağmur yağdığı için burada zaten fazla toz olmuyor. Yani arabayı yıkadığınız zaman bir 3-4 hafta temiz kalır yani. Bakalım haftaya izinde nasıl geçecek? İnşallah güzel geçer. Gittiğimiz otele daha hiç gitmedik. Yeni ilk sefer.
Bizim devamlı gittiğimiz otelde maalesef yer bulamadım. Başka bir otele gidiyoruz bu sefer. Bakalım hayırlısı, ama zannederim o otelde iyidir. Resimlerine baktım. Fena değil galiba. Evet arkadaşlar, İsviçre üzerinde size daha fazla bilgi de vermek istiyorum. Biraz pahalılık var. Bazı ürünlere %5, bazı ürünlere %10 zam geldi. Bazı ürünlere hiç zam gelmedi. Bazı ürünler hatta biraz fiyatı düştü diyebilirim. Ama ortalama pahalılık, şimdi birisi diyor %3, biri diyor %6, biri diyor %5. Ben de hangine inanacağımı bilmiyorum. Ama ben piyasaya şöyle baktığım zaman %5 ile %6 pahalılık doğru olabilir diyorum. Çünkü benzin bile efendime söyleyeyim 1.70-1.75'ten 2 franka fırladı. Onun için %5-%6 toplama olabilir diyorum yani. Evet arkadaşlar, ben buradan çıkıyorum. Size Schaffhausen'i dört dörtlük göstermek istediğim için direkt gitseydim, şimdi tünelden geçeceğiz. Bazı yerleri o zaman göremeyeceksiniz. Tünel ta Schaffhausen'in ortasına kadar gidiyor. Oradan çıkıyor ve Schaffhausen'in içine sokuyor. Ama ben size Schaffhausen'in başlangıcını da göstermek istiyorum. Schaffhausen'de meşhur olan ne var? Şelale var arkadaşlar. Rheinfall var. Çok büyük. Oradan da videolar çektim. Oradan da bakabilirsiniz. Schaffhausen Rheinfall ismi. Sol tarafımızda Schaffhausen kalıyor. Schaffhausen hakkında söylenecek ne var? İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar Schaffhausen'i yerle bir etmiş. Neden? Almanya zannetmişler. Onun için bayağı bombalamışlar. Seneler sonra özür dileyip Schaffhausen şehrine 30 milyon dolar hediye etmişler. Bunlar söylenecek konularda ne var? Schaffhausen'de tabii ki arkadaşlar fabrikalar var. Çeşme üzerine filan fabrikalar. GF eskiden çok meşhurmuş. Ve galiba saklı saklı o zamanlar Hitler'e mermi de yapıp trenle Almanya'ya export yapıyorlarmış. Yani duyduklarımız bu, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Bunları duyduk. Ağaçlar yaprakları kaybetmeye başladı bu arada. Sonbahar geliyor. Gelsin bakalım. Şu an hava iyi ama bugün arkadaş saat 10-11'den sonra bütün İsviçre şiddetli yağmur gösteriyor. Hadi bakalım hayırlısı. Sol tarafımız Schaffhausen. Şöyle çevireyim. Şimdi biraz sonra oradan geçeceğiz. Kamerayı ayarlayayım. Oynarken ayarını bozduk. Hanımefendi camda tırnaklarını temizliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, bize yeşil yandı. Hayret.
Hangi dağda hangi kurt öldü acaba? Evet, Şafhauzen'e giriyoruz arkadaşlar. Bakın, bu köprünün, şimdi bir köprü geliyor. Rhein nehirin üstünden geçeceğiz. Ve Şafhauzen yazıyor. Bakın sağ tarafta yukarıda Şafhauzen yazıyor. Ve şimdi Şafhauzen'in içine girdik. Ve yukarıda büyük şato da var. Hanımefendi spor yapıyor. Tabii sporsuz olmuyor. Çocuklar da okula gidiyor. Dikkat edelim. Onlar bizim umudumuz. Şimdi ben buradan, yok şöyle, buradan sola tren yolunun altından, köprünün altından öbür tarafa geçeceğim. Allah Allah, kendi kendime konuşmaya başladım. Ne bu otobüsler böyle ya? Hadi bakalım, bize yeşil yandı. Ve kırmızı yandı. Normal. Yeşil yandı. Tüh, ben yanlış gittim ya. Kurtardık ama. Sol tarafta tren istasyonu var. Ve biz buradan sağa doğru sapıp yolumuza devam ediyoruz ve müşteriye geldik sayılır arkadaşlar. Şafhauzen'i biraz da böyle görmüş oldunuz. İşte burası Şafhauzen. Şimdi bu yolu gittik mi 400-500 metre sonra Şafhauzen bitmeye başlayacak. Arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel görüntülerle, bakın, yemyeşil ağaçların altından, aralarından gidiyoruz. Bu görüntülerle size kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.